Evet, Doğan Holding'le devam ediyoruz. Aylık grafik üzerinden ve de logaritmik görüntüyle Doğan Holding'i şöyle bir değerlendirelim arkadaşlar. Grafiğimizi sıfırlayalım. Bakalım Doğan Holding bizlere ne gösteriyor. Uzun süredir devam eden bir trendin hakim olduğunu söyleyebiliriz Doğan Holding'de. Aylık logaritmik grafik üzerinden şöyle baktığımız zaman yani bozulmayan bir trendin hakim olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Halen güçlü, halen güçlü. Aylık 2.60'ların altında bir kapanış gelmediği müddetçe, bakınız aylık 2.60'ın altında bir kapanış gelmediği müddetçe olumlu pozitif seyrin devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, aylık 2.60 altında kapanış gelmediği müddetçe olumlu seyir devam ediyor. Evet, devam edelim. Haftalık bakalım. Evet, haftalıkta da yine kritik eşik olan rakamın üzerinde bir kapanış geldi. 3.10 bandı üzerinde kapanış yapmamız bizi yukarıda 3.45'lere kadar taşıyacak bir kapanış olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Evet, haftalık kapanışımız da oldukça güzel. Şimdi burada tamamen gün sonu, daha doğrusu hafta kapanışlarını baz alarak şöyle bir görüntü çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım haftalık kapanışları baz aldığımız zaman nasıl bir tablo çıkacak? Evet, şöyle alabiliriz. Evet, aynen bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, haftalık çizgi grafik bazında baktığımız zaman direnç noktasının net bir şekilde test edildiğini, henüz üzerinde bir kapanış görmediğimizi görüyoruz. Burada 3.33-3.34 bandı üzerinde haftalık kapanış görmeliyiz ki yolculuğun devam edeceği işaretini alabilelim arkadaşlar. Evet, günlük grafik. Evet, 3.33-3.34 haftalıkta önemli bir seviye olarak gözüküyor değerli dostlar. İndikatörlere baktığımız zaman MACD indikatörü her an satış pozisyonu alabilirim gardında durmakta. Ve burada bir arkadaşlar kısmi de olsa bir uyumsuzluk aslında var. Ama sizin takip edeceğiniz nokta bakınız şu bant olacak arkadaşlar. Evet. Kaç burası? 3.14. 3.14'ün altında haftalık bir kapanış günlük bir kapanış gelmediği müddetçe sıkıntı yok. Yukarı yönlü 3.70'lere doğru buradan atağı görebiliriz. 3.14'leri destek alarak takip edebiliriz Doğan Holding hissesini arkadaşlar. Evet. Şuradan 2H yapalım. 2 saatlik görüntüde nasıl bir görüntü var? Çünkü günlükte çok net göremediğiniz bazı şeyleri 2 saatlik grafikler bizlere verebiliyor arkadaşlar. Evet. MACD indikatörü ve RSI. Birazcık negatif eğilimli bir tablo söz konusu burada. Özellikle RSI'daki bu desteğin kırılmış olması bizler için bir sıkıntı anlamını doğurabilir. Dikkatli oluyoruz arkadaşlar. Burada yine ortalama 3.10 2 saatlik grafikte ki biz bunu günlükte 3.14'ler dedik. Yani bu bantların altına her halükarda ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Takas verilerine baktığımız zaman görüntümüzün de şekilde hemen ona bakalım. Doğan Holding aylık takas 23.15 kısmen olumlu. 3 aylık takas negatif, aylık olumlu. Haftalık takasımız yine olumlu. Citibank alım kısmında görmekteyiz arkadaşlar. %27'lik diğer bir satıcı kesmemiz var iken %10'luk diğer bir alıcı kesminin oluyor olması satışların dağınık, alımların toplu olduğu anlamına gelmek. Bu videoda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Katıl butonumuz aktif olup katıla dahil olarak istediğiniz hisse senedi, kripto para, forex pariteleri ve emtia teknik analiz talebinde bulunabilirsiniz. Yine bu videonun açıklama ve yorum kısmında yer alan Binance Global ve Binance Türkiye, %10 komisyon indirimli linklerimize tıklayarak dünyanın en güvenli ve en yüksek hacimli borsasına kaydınızı yaparak, 7/24 yüzlerce kripto paranın alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.